Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazır olunduğunu belirten Kotil, 18 Mart tarihinde hangardan çıkarma sözümüz var. Tabi 18 Mart tarihini beklememize gerek yok. Birçok şey öğrendik. Baya toparladık. Büyüklerimiz ne zaman tören yapmak isterse biz hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Başında çok zor gözüken bir iş ilerledikçe kolaylaşıyor. Bunu öğrendik. Milli Muharip Uçak 60 kişi ile başladı. Şu anda 1300'den fazla TUSAŞ'ın mühendisi var. Diğer firmalarımızı da katarsak 2000 kişi hizmet veriyor. Tasarımda çok zorlandık ancak imalat çok hızlı ilerledi. Bu durum TUSAŞ'ın geçmiş yıllarda Airbus'a ve Boeing'e çalışması sonucu oldu. İfadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak'ın iniş takımları TUSAŞ'a teslim edilmişti. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak iniş takımları TUSAŞ ve Altınay iştiraki olan TAAÇ tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. Gelişmeyi duyuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 20 Aralık 2022 itibariyle iniş takımları üzerinde olacağını açıklamıştı. Ardından Milli Muharip Uçak'ın motorunun da takılacağını belirtmişti. Bu kapsamda Kotil gelişmeyi şu şekilde duyurmuşu, TAAÇ firmamız iniş takımlarını yapıyor. Koca bir kütleyi taşıyacak bunlar 8 ton. Bunu üretmemiz çok kritik. Motoru da yerli olarak yapacağız inşallah. İlk uçaklarımızda F-16 motorlarını kullanacağız. 2028'de Türk motorumuz gelecek inşallah. Uçuş bilgisayarını Bilgem yapıyor. Bu uçak %100 milli. Ertürk Haber tarafından yapılan paylaşımda ise Milli Muharip Uçak, iniş takımları üzerinde görüntülendi. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ın altında kullanacağı mühimmatlarda görüntülendi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ta önemli bir viraj dönüldü. Milli Muharip Uçak'ın beyni olarak nitelendirilen görev bilgisayarı TÜBİTAK Bilgem tarafından başarıyla üretildi. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varenk, Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarını meclise getirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Varank'ın konuşma yapacağı masanın önündeki sehpaya üstü örtülü bir kutu konulmuştu. Bakan Varank'ın konuşması sırasında örtü açılmış ve Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarı ortaya çıkarak milletvekillerine tanıtılmıştı. Bakan Varank bu sırada konuşmasına devam ederken, 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ifade etmiş ve, zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi. İfadelerini kullanmıştı. Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarı TÜBİTAK Bilgem tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Görev bilgisayarı, yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar, güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi barındıracak. Motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı yönetim sistemleri arayüz ve fonksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek. Proje sonunda ortaya çıkacak prototip 18 Mart 2023 hangar çıkışı gösteriminde kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması hedefinin sonucu olarak Milli Muharip Uçak projesi hayata geçirildi. TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu Milli Muharip Uçak'ın 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. Milli Muharip Uçak ile birlikte Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Ayrıca, düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda kabiliyetler kazanacak. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada ABD, Rusya, Çin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.